Merhaba. Normalde dil bağı ameliyatlarından sonra dilin altında elmas şeklinde bir kesiri ortaya çıkar ve ağzımızın içerisindeki mukoza çevreden merkeze doğru iyileşir. Çok hızlıdır iyileşme hızı. Elmas şeklindeki kesiri yatay düzlemde eğer kapanırsa resmen dil bağı yeniden oluşmuş gibi oluyor ve yurt dışındaki kaynaklarda dil bağı ameliyatlarından sonra yaklaşık olarak 3 hafta boyunca dil bağı masajı öneriliyor. Ben genelde 6 hafta öneriyorum ama ağrılı ilk haftalar özellikle ve meme reddine neden olabiliyor. Annelerin sorduğu bir soru var. Acaba dil bağı masajı yapmasak ne olur? Eğer dil bağı masajı yapılmazsa dilin altındaki elmas şeklindeki kesi yeri bebeğiniz uyuduğunda yatay düzlemde birbirine yapışır. Ve hani dilin altındaki bağın dili ne kadar etkilediğini hesaplarken önceden bahsettiğim serbest dil alanı dediğimiz dilin ucuyla dil bağı arasındaki mesafe normalde dil bağı ameliyatında uzuyor. Kesiyorsunuz ve gitgide daha uzamış oluyor. Yara yeri oraya eklenmiş oluyor. Eğer dil bağı masajı yapmazsanız yatay düzlemde kesi yeri birleşir ve dil bağının kısmi veya tamamen yeniden ortaya çıkması durumu olur. Ve eğer masaj yapılmazsa yani orta hatta gerilmezse dilin altı maalesef dilde yeniden kısıtlılık ortaya çıkabiliyor. Dil bağı masajı yapılmadığında annelerden bize gelen birkaç şey var. Örneğin dil bağı ameliyatı sonrası memenin daha iyi vakumlandığı, bebek tarafından daha iyi bebeğin doğduğu ancak ilerleyen zamanda genelde ikinci haftadan sonra yeniden eskisi gibi bebeğin meme vakumlamasını daha zor yaptığı, daha zor yuttuğu ve dil bağı belirtilerinin yeniden ortaya çıktığını söylüyorlar. Dil bağı masajını yaparken ağrı oluyor ama bebeğinizin iyiliği için mümkün olduğunca o YouTube'da yayınlanan dil bağı masajı ile ilgili videolara bakın ve yapın. Biraz sabırlı olun. 3 haftadan sonra genellikle acı azalıyor. Dil bağı masajının yapılması gerekiyor.